Merhaba arkadaşlar, ben Aydın. Keşfetmeyi ve öğrenmeyi çok seviyorum. Bu yaz harika bir yere gittim. Adaşım olan bir ilimizde, Aydın'daydım. Aydın harika bir yer. Bu yolculukta inanılmaz şeyler gördüm ve öğrendim. Orada neler öğrendiğimi görmek istiyorsanız, hadi bana eşlik edin. İlk olarak Visit Aydın internet sitesine girip Aydın'la ilgili araştırmalar yaptım. Daha sonra da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki Aydın'la ilgili yazdıklarını okudum. Evliya Çelebi çok ünlü bir Türk gezgini. Yolculukları sırasında Aydın'a da gelmiş. Aydın'la ilgili dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir diye yazmış. Aydın'ı görmek için sabırsızlanıyorum. Aydın'a geldiğimde ilk dikkatimi çeken şey birbirinden güzel zeytin ağaçlarıydı. Aydın ili zeytin ağacı sayısı bakımından Türkiye'de birinci sıradaymış. Gelmişken biraz zeytin toplayayım dedim. Eğer buralara yolunuz düşerse bu harika zeytinlerin ve zeytinyağının tadına mutlaka bakın. Aydın birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyormuş. İşte bu tüllü şah. Dünyada bir tek Aydın Kuşadası'nda yetişiyor. Bu çok değerli bir bitkiymiş. Sayısı giderek azaldığı için koruma altına alınmış. Bu bitkiye rastlamak harika bir şey. Bu yolculuğumdaki en çok dikkatimi çeken şeylerden biri Aydın'daki insanlık tarihinin çok eskilere dayanıyor olması. Beş parmak dağlarında gezerken pek çok kaya resmine ve fresklere rastlamanız mümkün. Buradaki kayaların altında binlerce yıllık bir tarih var. Bu kaya resmi tam 8000 yıllık. İnanılmaz. Aydın'da 30'dan fazla antik kent varmış. Bu kentler arasında felsefenin doğuş yeri olan Miletos'a gittim. Miletos 3 ünlü büyük filozofa ev sahipliği yapmış. Bu filozoflar M.Ö. 6. yüzyılda Aydın Miletos'ta yaşamışlar. İsimleri Anaximandros, Anaximenes ve Thales'miş. Thales tarihin ilk filozofu olarak kabul ediliyor. Mısır'a kadar gidip matematik alanında büyük keşifler yapmış. Keşke ben de bu filozoflarla tanışıp onlar gibi olabilseydim. Etrafta gezinirken kulağıma çok hoş bir müzik sesi geldi. Sesi takip edince Seikilos ile tanıştım. Seikilos tarihteki en eski şarkının notalarını besteleyen kişi. Notaları günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Aydın milli mücadelede de çok önemli bir rol üstlenmiş. Sökeli Cafer Efe, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe ve daha niceleri Kuvayi Milliye saflarında yer almış. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük bir rol oynamışlar. Yörük Ali Efe'nin evi bugün müze olarak bizlere hizmet veriyor. Aydın'a geldiğinizde mutlaka burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Hadi, Aydın sizi bekliyor.